Arkadaşlar merhaba. Instagram'da bitirdiğimiz en sonki projemiz için bir canlı yayın başlattık. Hoş geldiniz. Katılımlarımız artsın. Arabamız hakkında size detaylı bilgi verelim inşallah. Merhabalar. Yaptığımız canlı yayınları akabinden Instagram ve YouTube TV kanallarımıza aktarmaktayız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Katılımlarımız artarken ön tarafta yapımı devam eden ve dışarıda yapımı bekleyen projelerimiz var. Bunlar hakkında size bilgi verelim. Biz de artık çekimimizi bitirelim. Evimize gidelim inşallah. Şimdi arabamızdan bahsetmeden önce bir şirokomuz var, 160'lık. Yazılımı şu anda 200-220 bandında ortalama. Ön tarafta yapımı devam eden bir tane 4 serimiz var. 4.18. Arka tarafta 4.35, yani sağ ve solda bir bir olacak şekilde Taiwan Good Go bir difüzör uygulaması yapılmış. Bu bizim tarafımızdan yapılan bir işlemdir. Dışarıda bir 4.18'imiz daha var. Onu da 4.50 tarzı yapıyoruz. Sağ ve solda iki taraflı olacak şekilde. Şöyle biraz göstermeye çalışalım. Kesiyi görüyorsunuz. Şimdi ön tarafta yine yapımı devam eden Fransa'dan gelen bir Porsche Cayenne'imiz var. Arabamızda üzerinde Mansory body kit var mevcutta. Şöyle gösterelim. 3000 motor, dizel bir araç. İnşallah yarın sabah itibariyle start veriyoruz arabamıza. Arabamızı cumartesi gününe Allah bir mani vermezse teslim edeceğiz. Şöyle ön taraftan da gösterelim. Yoğun bir tempo içerisindeyiz arkadaşlar. Yani o kadar çok arayan var. Allah razı olsun, eksik olmasınlar ama dönmekte zorluk yaşıyoruz buradaki diyaloglarımızdan, gelen müşterilerimizden. Bu sebepten dolayı biraz mazur görün. Yani saat öğle saatlerinden beri bize hala ulaşmaya çalışan arkadaşlarımız, müşterilerimiz mevcut. Şimdi karşıda yine arabalarımız var. Şu karşıda bir tane BMW'miz var yine. Bu arabamızda da 4.50 dönüşüm yapacağız beyan ettiğimiz gibi. Yine bir tane 5 serimiz var. 5.25 X-Driver. Şimdi arkadaşlar bu arabada ne işlem yapmışız? Bu arabada müşterimiz daha önce farklı bir lokasyonda arka kısımların borularını yaptırmıştı ve kendi egzoz uçları vardı. Ama story'de bugün paylaşmıştık bu arabayla ilgili. Çok kötü bir şekilde işçilik yapılmıştı. Egzoz uçları difüzör kesimini becerilmediği için yerde gidiyordu daha doğrusu. Onu da yakın zamanda günlük storylerimizin içinde paylaşırız. Mevcut videolar bizde ama şu anda işlem bittiği için göremiyorsunuz. Bu arkadaşımızın, Serdar Bey'in kendi egzoz uçlarını kullandık. O yüzden biraz buralarda ufak tefek kir görebilirsiniz. Çıkmıyor. Borularımızı ekonomi sınıfı olarak demir olarak yaptık. Flanşlı bir sistemdir. Rahatlıkla sökülebilmesi için. Varex'imiz mevcut ön tarafta. Varex'imizin yine ön ve arka kısımları flanşlı şekildedir. Rahatlıkla sökülebilmesi için. Borularımız orta kısma kadar geliyor. Buradan sonraki parça değiştirilmedi. Müşterimiz talep etmedi değiştirilmesini. Arabamızda downpipe'ımız mevcut. Downpipe'ın üzerinde amyant sargımız mevcut. Isı vermemesi için. Şöyle biraz üstte kalıyor ama göstermekte sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle gösterelim yandan görünebildiği kadar. Downpipe'ımız var. Arabamızın üzerinde yazılım mevcut. Şimdi indirtelim. İndirebilir miyiz? Güzel bir ses dinletelim. Araba takriben stok, bu arabalar 160 beygirden yazılımla 200-220 bantlarında oluyor. Arabamızın sahibi Serdar Bey'le de kısa bir söyleşi yapacağız inşallah en sonda. Gün içerisinde yaklaşık 6'dan itibaren saat 9'a yakın oldu neredeyse. 3 saattir bir birlikteliğimiz var burada. Gelen giden arabalar, burada gördüğü kasa pusta storyleri. Yani bazı işleri de paylaşamıyoruz. Müşteriler müsaade etmiyor veya zaman olmuyor, öyle söyleyeyim. Yine yapılan işçiliklerle ilgili ufak bir hasbel ederiz Serdar Bey'le. Yine bitirdiğimiz, bugün teslim ettiğimiz projelerimiz vardı. Bir Maserati'miz vardı. 3000 motor dizel. Ghibli. Şimdi en sevdiğimiz kısım, ses kısmına geçiyoruz. Egzozlara fısıldayan ustamız Berk Bey. Müşterilere fısıldayan ustamız Doğuş Bey, yeni yazılımcımız. Doktor Eku, yeni sensei. Berk Bey. Arkaya geçelim lütfen. Arkaya mı geçelim? Arkayı kaçlayalım. Vallahi şu an 90-90. 180'lik bir geçelim arkaya bakalım. Geçelim arkaya. Evet. Kumandayı alalım. Lazım mı?
Arkadaşlar start veriyoruz. Berk Bey konuşturuyor artık. Buyurun. Biraz cold start dinlettik. Arabayı biz daha öncesinden ısındırmıştık ama cold start'ı biraz dinleyin. Araba biraz öncesinden yine şu anda ısındı ama yine de bir az bir şey bir sesi dinlemenizi istedik. Şimdi başlıyoruz. Devam. Sessiz moda geçiyoruz. Sesli moddayız ve dışarıdayız. İnsanın ar mısın mübarek diyesi geliyor yani 1.4 TSI ama 2.0 gibi. Küçük motorlar büyük mutluluklar yaşatıyor arkadaşlar. Adres burası. 1.4 TSI'niz var. 2.0 Scirocco arınız yok diye üzülmeyin. Kestik. Arkadaşlar, şimdi arabamızı bitirdik. Arabamızın sahibi Serdar Bey'i şöyle alabilir miyiz? Serdar Tritoğlu. Sizi şöyle arabamızın yanına alabilir miyiz? Abi şöyle biraz arabamızın yanına doğru geçersek. Kadrajı alalım seni abi. Eyvallah. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir genel bir konuşalım. Yaklaşık 2 ay önce bize gelmiştiniz. Aynen 2 ay önce size geldim abicim. Bir fiyat aldık. Bir fiyat aldık. Konuştum. Yapacağımız projeyle ilgili konuştuk. 2 ay süre içinde. Ve yaptığınız işlerden ben de haznederek hani size egzozumu, arabamı yaptırmak istedim. Gerçekten bu kadar enteresan bir ses, yani çok tatlı bir ses veriyor. Yani gerçekten bu kadar beklemiyordum. Teşekkür ederim öncelikle egzoz sepetine. Gerçekten yani işinin hakkını vererek yapıyorsunuz güler yüzlü bir şekilde. Gerçekten Halil abisiz olsun, elemanların olsun, ustanız olsun. Yani ustanızdan çırağınıza kadar gerçekten hürmette, sıkıntı yok. Bu konuda takdir ediyorum sizi. Emeğinizi tabii ayrı bir şekilde takdir ediyorum. Gerçekten herkes gönül rahatlığıyla gelip burada arabasını yaptırabilir. Yani gerçekten paranın hakkını alıyorsunuz. Yani yapılan işten de memnun kalıyorsunuz. Aksi takdirde yaşadığınız sorunu tekrar gelip hani ben burada gün içinde de gördüm. Birkaç arkadaşımız geldi.
yaptığı işlerden küçük nokta bir hata olmuştu. Direkt güzel bir şekilde hemen telafisini yaptılar. Gerçekten kendilerine çok teşekkür ederim. Serdar abi, şimdi sen sanatkar bir adamsın. Aynen. Şöyle biraz arabamızın yanına alabilir miyiz? Kadrajla beraber alalım. Eyvallah abi. Şimdi sanatkarlıktan kastım şu, gıda sektöründesin. Gıda sektöründeyiz, aynen. İnsanlara en sıkıntılı olan noktalarda hizmet veriyorsun. Aynen öyle. Ve işini güzel yaptığını söylüyorsun. Çünkü 7 tane 8 tane şubenin olduğunu beyan ediyorsun. Tamam. İnsanlara hizmet etmek zor bir iş. İnsanları mutlu etmek çok çok daha zor bir iş. Hele şimdi, böyle bir sektörde gerçekten zor iş. Sen sanatkar bir insan oldu ve esnaf olduğun için bu burada en iyi sen anlayabilirsin, en iyi sen anlatabilirsin. Aynen. Allah razı olsun. Sıkıntı yok. Şimdi ben gerçekten gerçekleri konuşuyorum burada. Arabam da burada, ben de buradayım. Yapılan iş de burada. Şeye dikkat ettin mi abi? Egzoz çıkışları önceden geldiğinde yerdeydi. Aynen yerdeydi. Şu iç kısmı arkadaşlar, ben bile farkında olmadan arkadaşlar tekrardan keserek, yani orijinal bir şekilde egzozu yerine oturtturdular. Şu an araba daha tatlı duruyor. Egzozlar difüzörün içinde daha çok şekil duruyor. Gerçekten teşekkür ederim. Araba dört dörtlük oldu. Tamam, Allah'ın izniyle mahcup olacağımız bir iş yapmadık. Çok şükür de yapmıyoruz. Mesela bak bugün bahsettiğin gibi bir tane 328 geldi. Bir abimiz geldi. Yani nasıl bir işçilik vardı, biz onu paylaşamadık. İnşallah gelecek o araba bize. Ya şu an randevusunu, kaporasını aldık. Vardı gerçekten. Egzoz artık yerde sürünerek gelmiş adam. Ben de şahitim, kopmuş da abi, aynen. Yani paylaşamıyoruz bile. Arkadan kemerle bağlamış gelmişti. O şekilde yine de güler bir yüzle geldiniz abi, adamın montajını yaptınız. Adamın projesini çizdin. Belli bir gün verdin. Adam ayrıntı yok. Bak sabahleyin Maserati teslim ettik. Aynen. Şimdi Scirocco yapıyoruz. Maserati. Yani ön tarafta aynen. Porsche'umuz var. Dışarıda, içeride BMW var. Dışarıda 5 serileri var. Yani şimdi bizde araba ayrımı yok abi. Biz araba seçeriz diye bir şey yok. Bizde bir adam iş yaptırıyorsa, bir kuruş dahi veriyorsa biz verdiği paranın hakkını vermek zorundayız. İşimizi en güzel şekilde... Gerçekten aklımda nokta şüphe hata kalmadı. Gerçekten işin hakkını veriyorsunuz abi. Abi güzel günlerde kullan. Ben teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Allah ayrılmasın. Mecidiyeköy'deki Tantunici arkadaşlara ne söylemek istiyorsun? Arkadaşlarım belki izliyordur. Özellikle ortağım izliyor. Araba burada. Geliyorum. Gerisi sen de ortak artık. Ben karışmıyorum. Katliam yapacağım orada. Gökhan Ergüleç miydi herhalde? Gökhan Ergüleç. Aynen. Evet, oradan şu anda yazıyor. Aynen. Gökhan Ergüleç yazıyor mu orada? Yazıyor. Yazar. Aynen. Güzel bir araba oldu. Allah kaza bela vermesin. İnsanları rahatsız etmeden kullanın. Hoşça kalın. Araba ar gibi oldu bu arada yani. Oldu. Ar gibi oldu gerçekten. Ne olmasa da yavru arı yani. Ses çıkıyor abi ya. Yani öyle böyle çıkmıyor. Fites aralıklarında gerçekten çok güzel bir ses çıkıyor. DSG patlamaları güzel. DSG patlamaları efsane. Arkadaşlar hoşça kalın. Bende son susturucu vardı arkadaşlar. İptal. Gerçekten bu efsane oldu ya. İlk geldiğinde hatırlıyorsan bana, bende egzoz var diyordun zaten. İlk hatırlıyor musun ilk geldiğin zaman? Bir kaldırdık arabayı. Kardeş egzozlar yerde. Sadece arka sürücü iptali var. Şimdi ne alakası var abi? Şimdi çok güzel abi. Gerçekten teşekkür ederim. Abi güzel günlerde kullanın. Allah kaza versin. Başınızın etini yedim. Allah razı olsun. Hoşçakalın abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Arkadaşlar güzel projelerimiz var yine. Bizi takip edin hafta sonuna kadar. İnşallah bomba projelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar diyoruz. Artık evimize barkımıza gidelim. Görüşmek üzere.